Okul zili çalarken çocuklar, öğretmenler ve ebeveynler için oldukça kaygılı bir süreç başlıyor. Her yıl farklı yaş gruplarında okula başlayan milyonlarca öğrenci varken çocukların heyecanı, endişeleri, baş edilmesi ve üstesinden gelinmesi gereken bir süreç olabiliyor. Ancak çocukların bu kaygılarını tetikleyen şey ebeveynlerin davranışı olarak karşımıza çıkıyor. Profesyonel koç, danışman ve eğitmen Hilal Çatak, çocukla sürekli iletişim halinde olunması gerektiğine vurgu yaptı. Çocukların okul süreci çok kıymetli. Daha çocuk okula gitmeden önce hani okulun nasıl bir yer olacağı, ondan ne kadar keyif alacağı, onun için neden önemli olduğu çocuğun yaşına, gelişim aşamalarına göre en tatlı ve en kıymetli, güzel bir dilde onlara anlatılması gerekiyor ki zihinsel hazırlık yapılsın. Karşılaşacağı şeyler hakkında paylaşmak kıymetli. Yeni bir ortama gireceği, farklı arkadaşlarla, farklı ortamlarla karşılaşacağı, bunun bazen kolay olabileceği, bazen de çok kolay olamayabileceği gibi aslında onun durumunu çok aşırı derecede coşkuyla değil ya da Allah şimdi sen ne yapacaksın, orası çok kalabalık olacak, sen yapabilir misin gibi negatif cümlelerle de değil. Bu sürecin bir aslında öğrenme alanı olduğu, onun her zaman yanında olduğumuz ve onun için kıymetli bir yer olduğunu en uygun dille, onun en anlayacağı dille, yaşına göre paylaşmakla ve bu daha okul açılmadan öncesinde bu paylaşımların zaman zaman yapılmasında aklına bir soru takılıyor mu, merak ettiği bir şey var mı diye çocuğa sorular sorulması da süreci çok kolaylaştırır. Çünkü biz genelde sürekli çocuk adına düşünüp, onun adına kaygılanıp bir şeyler yapma çabasına giriyoruz. Ama belki çocuk için daha kolay bir alan orası. Daha başka düşünüyor. O yüzden önce çocuğun ne düşündüğünü öğrenmek de kıymetli. Ona soru sormak olabilir. Okula başlayacaksın. Bu sana nasıl hissettiriyor? Okulun ilk günü seni neler bekliyor olabilir? Bunun için nasıl bir hazırlık yapalım? Bu da çocukların en doğru ve en mükemmel cevabı vermelerini düşünmeden, onlardan gelecek cevapları böyle alan açarak karşılamak kıymetli. Çünkü bilmeyecekti. Ama önemli olan konuşması. Konuştukça kendini, isteklerini ve ihtiyacı olan şeyleri keşfedebilir. Zihinsel hazırlığı yapacağı boşlukta, alanda yapmak kıymetli olur. En önemli unsurun anne ve babanın kendi içlerinde yaşadıkları kaygıyı çocuğa yansıtmamaları gerektiğini söyleyen Çatak şöyle devam etti. Biz genelde kendimizin hissiyatıyla birazcık süreçleri doğal olarak algılıyoruz. Ve eğer ilkokul birinci sınıfa başlayacak anneler ya da ana sınıfına başlayacak anneler ya da velileri için şunu söyleyebilirim. Şimdi çocukların ayrılma süreci aslında en çok anne ya da baba için zordur. Çünkü uzun süredir beraberlerdir ve çocuğun tek başına ne yapacağını hayal edemeyebilir ebeveyn. Orada başına neler geleceğinden korkabilir. Eğer bu duygularını yönetebilirse çocuk için en güzel şeyi yapmış olur. Çünkü çocuk annesinin ya da velisinin ona ne anlattığından çok onun o duygusundan beslenecek. Doğal olarak bir çocuk için en önemlisi annenin ya da velinin o süreci nasıl yönettiği, o süreç hakkında gerçekten ne düşündüğü, görünürde değil ama gerçekten ne düşündüğü çok kıymetli. Çünkü çocuk hep oradan beslenecek. Eğer veli çocuğun okula gitmesinin gerçekten ona alan açacak kıymetli ve gelişim için bir süreç olduğunu düşünürse çocuk zaten çok ferah bir şekilde gidecekti. Ama ben içten içe korkuyorsam, çocuğumun yapamayacağını düşünüyorsam, diğer çocukların ona zarar vereceğini düşünüyorsam, o kadar kalabalıkta ne yapacağını düşünüyorsam, sürekli ona motive edecek cümleler kursam bile çocuk duygudan beslendiği için onun için çok da kolay bir süreç olmayabilir. O yüzden verilere çok büyük iş düşüyor. Çocuklar bizim aynamız. Onun süreci gerçekten nasıl geçmesini düşünüyorsak biz aslında kendi duygularımızı iyice bir bakıp kendi korkularımızla yüzleşip oraları biraz dönüştürme fırsatı verebiliriz. Demek isterim velilere.